tansiyon düşünce, güvenli varlık tarzında bir çıkış var. Hemen Alp'e gidelim, kripto para uzmanı. Alp Işık da karşımda. Alp hoş geldin. Hemen sözü sana bırakmış olayım. Ne dersin bugünle alakalı? Merhaba Murat, iyi yayınlar. Senin de söylediğin gibi dünkü çıkışın ardından, Trump'ın açıklamaların ardından şu anda kripto para fiyatlarında da ciddi bir şekilde düşüş var. Aynı altın fiyatlarında olduğu gibi. Dün yayına bağlandığımda da söylemiştim, Bitcoin güvenli liman arayışıyla birlikte altınla aynı şekilde buna tepki verip ciddi bir şekilde yükselmişti. Bitcoin'deki hareket biraz daha tabii ki volatil oluyor. Şu anda altındaki düşüşe ve Bitcoin'deki düşüşe baktığımızda Bitcoin'de daha ciddi bir düşüş var. Biraz daha burada hareket volatil oluyor. Tabii ki şu anda sadece Bitcoin dediği Trump'ın açıklamalarından sonra bütün emtia fiyatlarında da bir geri çekilme oldu. İstersen ben ilk önce biraz piyasa hakkında genel rakamları vereyim. Ondan sonra aslında bu Bitcoin madencilik ödülüyle ilgili bazı datalarım var. Bunları paylaşmak istiyorum. Tabii. Şu anda toplam markette kripto para sayısı bilinen itibariyle 5012 olmuş civar. 5012'ye ulaşmış durumda. Yani 5000'i bile geçmiş durumda. İlk önce bundan bahsetmek istiyorum. Onun dışında bu son zamanlardaki, son bir haftadaki yaşanan yükselişle birlikte bugün düşüş olmasına rağmen şu anda market cap 210 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Ama bunu şunu unutmamamız gerekiyor ki buralara 850 milyar dolar seviyelerinden de düşmüş durumda. 2017 sonundaki o yükselişte 850 milyar dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. Şu anda tekrar bu son bir haftadaki yükselişte biraz 200 milyar doların üstünde kalmayı başardı. Burada da Bitcoin'in dominansı %68 civarında. Şimdi ben şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Dünkü yayında da söylemiştik, işte Mayıs 2020 yılında, yani bu Mayıs'ta Bitcoin'deki blok ödülü yarılanmasıyla birlikte blok ödülü 12.5'tan 6.25'e düşeceğini söylemiştik. Artık bu zaten beklenen, hani geri sayımın yapıldığı bir tarih. Fakat ben şunu paylaşmak istiyorum aslında. Şimdi Bitcoin üretimi 2140 yılında 21 milyon seviyesine ulaşacak. Toplamda 21 milyon Bitcoin üretilecek. Bu her 4 senede bir blok ödülü azaldığı için 2140 yılında bitecek diye söyleniyor. Fakat söylenmeyen nokta şurası ki, 2028 yılının sonunda %96,87'si Bitcoin'in üretilecek. Hatta şöyle diyeyim, 2032'ye geldiğimizde ise %98,437'si üretilmiş olacak. Yani neredeyse tamamı zaten 2032 yılında bitmiş olacak. O geriye kalan sadece işte %1,5'luk kısım 2032 ile 2140 yılı arasında sürecek. Burada aslında büyük bir illüzyon var. Yani Bitcoin üretimi 2140 yılında bitecek diye kestirip atmayı ben biraz yanlış gördüğüm için de bu datayı paylaşmak istedim. Evet, peki şu anda bu dün özellikle Alp senle konuştuk. Tabii ki dedin ki güvenli varlıklar ve yönelim artarsa, ticari savaşına dair gerilimler artarsa, ABD-İran arasındaki gerilim artarsa haliyle Bitcoin fiyatları da yukarı gider dedin. Çok fazla gerilim lafı kullandım, farkındayım. Yani bu kadar çok gerilimin olduğu bir ortamda güvenli liman Bitcoin olur dedin. Senin için önemli olan seviye 7800 dolardı. Onun üzerine çıkması aslında olumlu ve burada bir kapanış yapması gerekiyordu. Şu anda gördüğüm kadarıyla da tam bu seviyelerde devam ediyoruz. Yani 7940 dolar seviyesindeyiz. Bu seviye neden önemli ve oluşan pozitif havayla birlikte bu seviyenin aşağı kırılma riski var mı sence 7800 dolarların? Şimdi dün de bahsettiğim gibi 8000 tam 400 dolar seviyesinde aslında yayına bağlanmıştık ve bu seviye çok kritik demiştik. Tam da açıklamalar aslında ona denk geldi diyebiliriz. Burada 7800 dolar üzerindeki kapanışlar da oldukça önemli. Ama Bitcoin'e bakarken yani tamam küresel çaptaki belki jeopolitik riskleri, siyasi gerilimleri ele alıyoruz. Fakat Bitcoin herhangi bir devlete, merkez bankasına, bir şirkete, bir özel kuruluşa hiçbir şeye bağlı değil. Sadece insanlar bu tip durumlarda güvenli liman arayışında Bitcoin'e elbette yönelebildiği gibi Bitcoin'in burada aslında biraz da kendi içindeki dinamiklerle değerlendirmek lazım. Sadece Bitcoin değil, kripto paralarda 2020'de bayağı bir gelişmeler yaşanacak. Mesela en basitinden Ethereum'da burada Ethereum 2.0 sürecine geçiş, Proof of Work'ten Proof of Stake'e, yani bir konsensüs mekanizmasının değişmesi var. Bitcoin'deki blok ödülü yarılanması var ve bunlar gerçekten özellikle 2020'nin ilk yarısında bizim oldukça gündemimizde olacak şeyler olacak. Elbette ki siyasal gelişmeler, jeopolitik riskler de Bitcoin fiyatını yönlendirmede elbette ki bir rol oynuyor. Fakat Bitcoin için aslında 2020 yılında biraz daha kendi içindeki dinamiklerinden bahsedeceğimiz bir yıl olacak diye düşünüyorum ben. Evet Alp, vermiş olduğun bilgiler için çok teşekkür ederiz. Tüm bu gelişmeleri takip edeceğimizi söyleyelim.
kripto para uzmanı ve blockchain'in kripto ekonomi koordinatörü değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet. Kripto para uzmanı diyorum ama sen aslında blockchain'in kripto ekonomi koordinatörüsün. Eğer vaktimiz dolmuş süremiz, burayla ilgili de konuşamayacaktım ama sonra kripto gündemde konuşuruz inşallah. Çok başka sevgiler, kolay gelsin. İyi yayınlar. Evet, Alp'le de konuştuktan sonra Paratoner'in de sonuna gelmiş.